İş bitse tabii ki biraz sekteye uğrayabiliyor. Nasıl sekteye uğruyor ve bununla bağlantılı olarak nasıl üstesinden gelebiliriz, nasıl düzenlemeler yapabiliriz? Hep beraber bununla ilgili uygulamalar yapmaya çalışacağız. Şimdi dediğim gibi görsel uyarıcı yok. Şöyle düşünelim aslında, bir bebek olduğunuzu hayal edin. Gözleriniz kapalı ve sadece belli sesler duyuyorsunuz etrafta. İşte araba sesleri duyabilirsiniz dışarıdan gelen ya da insanların seslerini duyuyorsunuz. Televizyon denilen bir aletin sesini duyuyorsunuz. Daha böyle bir sürü ses duyuyorsunuz. Mikrodalga fırından gelen sesler duyuyorsunuz. Eğer o sesleri karnına eğer dokunmazsa çocuk, onun için çok fazla bir anlam ifade etmemeye başlayacak. Yani eğer işitsel uyaranlarla, işitsel olan unsurlarla beraber dokunma gerçekleşmezse onun için bir anlamı olmayacak. Belli bir zaman sonra tamamen ona olan ilgisini kaybetmeye başlayacak. Neden? Çünkü her gün duyuyor sesi ama onun nasıl bir şey olduğuyla ilgili olarak bir fikir sahibi olmazsa belli bir zaman sonra ona olan ilgisi zayıflamaya başlıyor. Peki o zaman görme engelliği ya da görme yetersizliği aslında nasıl problemlere neden olabiliyor? Onlarla ilgili olarak konuşacak olursak gelişim alanlarıyla ilgili problemler yaratabiliyor. Yani bedensel gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişimle ilgili olumsuz yönde etkilendiğini söyleyebiliriz. Özellikle bir takım stereotipik davranışlar sergileyebiliyor görme engelli çocuklar. Neden acaba bu tür stereotipik davranışlar gelişiyor? Neden? Çünkü uyaran eksikliği. Yani ne yapıyoruz aslında? Eğer bir kenarda oturtursak stresi görme engelli çocuğu, sonra size başka örnekler göstereceğim, videolar göstereceğim, size öğretmenle beraber bebekliğinden beri tanıdığım çocuklar var ve nasıl hareket ettiklerini beraber de gözlemleyeceğim. Bebeklikten itibaren zengin bir yaşam sunarsam, o bol uyaran sağlarsam, yani uyaran dediğimiz şey işitsel uyaranlar, çevreyi araştırması için motive etmek gibi çok zengin bir çevre oluşturursam, o zaman stereotipik davranışlar denilen davranışlar ortaya çıkmayacak. Özellikle benim üniversitedeki öğrencilerimden bir tanesi sürekli gözüne parmağını bastırma davranışı sergiliyordu. Ve bu davranıştan vazgeçebilmek için bütün ders boyunca origami yapıyordu özellikle. Elini meşgul etmeye çalışıyordu. Ama şöyle düşünün, dediğim gibi etrafı araştırmaya imkan verilmezse, aile o kadar koruyucu bir yaklaşımla hiçbir şekilde hareket etmesine izin vermezse çocuğu, aman düşecek, aman bir yere çarpacak, benzeri tutumlarla hareket etmeye kalkarsa bu tür stereotipik davranışların gelişmesi kaçınılmaz olacak. Özellikle şöyle bir örnek vereyim, Afrika'da kadınların daha doğrusu çalışan, dışarıda tarlalarda çalışan kişilerin çocuklarını stereotipik davranışlar göstermedikleri belirleniyor. Neden olduğunu değerlendirmeye çalışıyorlar. Bakıyorlar ki o kişiler sırtlarını çocuklarını alıyorlar ve o şekilde bağladıkları için sürekli hareket halinde görme engelli çocuklarda sürekli uyaran aldıkça, sürekli hareket etmeye imkan sağlandıkça o tür stereotipik davranışları geliştirmeleri söz konusu olmuyor. O yüzden bebeklik döneminden itibaren yapacağımız çalışmalar son derece önemli olacak. Onunla ilgili minik ipuçları dediğim gibi vermeye çalışacağım. Ama bunun yanı sıra yönelim becerileri ve bağımsız hareket becerileriyle ilgili de bol bol uygulama yapacağız ve videolarını izlemeye çalışacağız. Özellikle bilişsel gelişimle bağlantılı olarak, hani demiştik ya, çocukların hayatında var olmayacak eğer sesi sadece duyarsa ve dokunma fırsatı sağlanmazsa, bilişsel olarak bir takım problemlerle karşılaşılabilecek. Mesela kavşak kavramını düşünelim ya da kuşbaşı. Kuşbaşı eklenildiği zaman çocuklar çığlık attılar. Ne oldu diye sorduk özellikle, ne diyecekler acaba diye. Kuşların başını kesmişler öğretmenim diye ağlayanlar oldu.
Şimdi böyle baktığımızda hayatlarında böyle bir yaşantı söz konusu değildi. Yani ne yapıyordu? O materyal ya da o tarzda uygulamalar yapılmadığı için, gösterilmediği için problemler yaşayabiliyor. Hatta üniversite öğrencilerinden bir tanesi özellikle bir pikniğe gittiğimizde gölün etrafında dolaştığımız zaman ''Aa göl böyle bir şey neymiş hocam?'' diye gerçekten şaşırdığını biliyorum. Ve daha önceden onun yönelik olarak uyarlama yapılmamış. Herhangi bir materyal sağlanmış olsaydı, mesela kavşakla ilgili, dokusal materyal örnekleri de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Mesela kavşak maketi hazırlanmış olsaydı, kavşağın nasıl bir şey olduğunu görsel çünkü ve biz görerek anlıyoruz nasıl bir şey olduğunu kavşağın. Anlaması kesin çok fazla mümkün olamayacak. O yüzden de biraz daha böyle kavramlara sahip olması için sistematik öğretim etkinliklerinin yapılması gerekiyor. Biraz da onunla bağlantılı ne tür etkinlikler yapabileceğimiz konusunda biraz uygulama yapmaya çalışacağım sizinle. Dil gelişimi de tabii önemli ölçüde etkileniyor. Özellikle ekolemi denilen bir durum söz konusu olabiliyor. Caner diye bir küçük çocuğumuz vardı. Caner'i ziyarete gittiğimizde çocuk bir kenarda oturtuluyor sürekli kanepede. İki tane kardeşi var, ikiz. O yüzden aile sürekli onunla ilgileniyorlar, daha doğrusu ikizlerle ilgileniyorlar ve Caner bir kenarda oturduğu için sürekli televizyondan duyduğu her şeyi anlamlı, anlamsız bir şekilde tekrar etmeye başlıyor. O yüzden de yani daha bebeklik döneminden itibaren yapacağımız her türlü çalışma onların bağımsız bir hayat sürdürebilmeleri için önemli bir unsur haline gelecek. Şimdi duruş ve yürüyüş bozuklukları özellikle görülebiliyor. Duruş ve yürüyüş bozukluklarıyla bağlantılı olarak baktığımızda biraz önce söylemiştim, koruyucu bir aile yapısıyla aman çarpar, aman düşer benzeri hareketlerle çocuklar kısıtlandıkları zaman, hareket etmeleri kısıtlandığında o zaman farklı duruş ve yürüyüş stilleri geliştirebiliyorlar. Aynı zamanda kendi güvenliklerini de elde edebilmek için. Biraz sonra onunla bağlantılı görsellerim var. Onları göstermeye çalışacağım. Ama mümkün olduğunca ortam düzenlemesi yapmamız gerekiyor hareket etmeye gidelim için. Mesela ortam düzenlemesi derken şöyle söyleyeyim, az gören çocuklardan bir tanesinin ailesi yine bizi davet etmişti evlerine ve destek olmak için aileye onların evlerine gittik ve çocuğu halının üzerinde oyuncağını bulamadığını söyledi annesi. Ama halı o kadar karmakarışık bir renkteydi ki çocuğun bulması mümkün değil. Basit bir uyarlama yapılarak mesela işte daha düz bir örtü örterek düzlük sağlayacak şekilde yani oyuncakla o kumaşın renginin birbirinden düz renkte olmasına dikkat ederek yapılan uyarlamalar aslında o çocuğun daha rahat bir şekilde oyuncağını bulmasını sağlayacak. Aynı şekilde bağımsız hareket çalışmaları da duruş ve yürüyüş bozukluklarının ortaya çıkmamasını sağlayacak. Bir yandan da mesela okul öncesi dönemdeki çocuklardan bir tanesine baston kullanmayı öğretmeden önce hiçbir şekilde hareket etmek istemiyordu. Birileri ancak elinden tutarak hareket ediyordu. Çünkü okul öncesi dönemde özellikle yerde oyuncaklar var ve o oyuncakları çarpacağını ve onlara tıkılıp düşeceğini düşünüyordu. Sonrasında baston kullanmayı öğrettikten sonra o kadar rahat bir şekilde hareket edebilir hale geldi ki yani duruş ve yürüyüş bozuklukları dediğim gibi ne kadar erken bağımsız hareket çalışmalarına başlarsa bu tür duruş ve yürüyüş bozukluklarının ortaya çıkmadığını gözlemleyeceksiniz. Hatta şöyle söyleyeyim, Nursima'nın görüntülerinde beraber göreceğiz. Nursima daha bebeklik döneminden itibaren benimle ailesi iletişim kurdu ve beraber çalışmaya başladı. Ve şu anda gerçekten nasıl ilerleme kaydettiğimizi videodan da göreceksiniz. Nasıl hareket ettiğini. İlk denemesini aslında kaydetti. Ama sonraki çalışmaları
bahsonla yapılan çok sayıda çalışması vardı, videosu vardı. Onları da daha sonrasında arz ederseniz sisteme yükleyebiliyor muyuz Seda Hocam bilmiyorum ama bir bakarız. Hocam hangisini açalım? Yok, daha henüz açmıyordum. Yargı beden üzerine baktığımız zaman da işte başını öne doğru getiriyor. Karın dışarıya doğru çıkmış olabiliyor. Omuzlar yuvarlaklaştırılmış. Biraz daha ileri de özellikle geniş taban desteği oluşturduklarını gözlemliyoruz. Geniş taban desteği oluşturmak dengeyi sağlamak açısından önemli olduğu için geniş taban desteği oluşturuyor. Ve aynı zamanda çok fazla hareket etme imkan vermediği için, çok fazla daha doğrusu hareket etmediği için belli bir zaman sonra bir bakıyorsunuz o geniş taban desteği hala devam ediyor. Bu geniş taban desteğini normali nasıl çevireceğiz? Yani bacakları, ayakları karşı tarafa, dizleri karşıya bakacak şekilde nasıl uyarlamalar yapacağız? Dediğim gibi minik düzenlemeler size göstermeye çalışacağım. Bu arada ortam düzenlemeleriyle bağlantılı olarak mesela az gören çocuklarda eğer merdivenlerin başlarında şeritler, fosforlu şeritler yapıştırırsam görmeyi kolaylaştıracak. Ya da düğmelerin, elektrik düğmelerinin üzerine fosforlu bant yapıştırırsam, eğer cam bir kapı varsa ve cam kapının üzerinde bir şerit yapıştırırsam yine görmeyi kolaylaştırdığı için az gören çocuk çok daha rahat bir şekilde hareket edecek ve hareket etmekten korkmayacak. Bir yerlere çarpıp düşeceğim korkusu çok fazla yaşamayacak. Aynı zamanda masada resimlerle nasıl yerler yapıştırabiliriz, bütün yani kablo tarzı durumlar varsa bunları ortadan kaldırabiliriz, bu tarz düzenlemeler. Bu duruş ve yürüyüş pozisyonlarının oluşmasını da engelleyecek diye söyleyebiliriz. Peki şimdi yürüme sorunlarına da baktığımızda özellikle çok sert adım attıklarını gözlemledik. Özellikle biraz sonra YOSTA projesini göreceğiz zaten. Yönelim ve bağımsız hareket değerlendirme hareket geliştirme projesi. Bu proje TÜBİTAK desteklediği biçimde gerçekleştirildi ve şöyle söyleyeyim, çok sayıda görme engelli çocuğa ilk defa dokunsal öğrencilere ulaşıldı ve ilk defa yönelim ve bağımsız hareketi ilgili değerlendirmeler yapıldı ve bunun da gerçekten çok önemli bir sonucu oldu. Bunu da sizinle paylaşacağım. Ama dediğim gibi çok fazla yürüyüş, duruş ve yürüyüş bozukluklarının da yaşandığını söyleyebiliriz. Her an bir engelle karşılaşacakmış gibi tedirgin bir şekilde ellerini ileriye doğru uzatarak, çok gergin bir şekilde ve adımlarını yavaş bir şekilde atarak hareket ettikleri için yürüme sorunlarıyla karşılaştıklarını söyleyebiliriz. Eğer geniş bir çevre oluşturursa, ne kadar zengin bir çevre oluşturursam, hareket etmeyi motive edecek uyarlamalar yaparsam, o zaman işte bu tarzda yürümeyle ilgili problemler ortaya çıkmayabilir. Ve aynı zamanda yürüme biraz daha olan gelişim gösteren çocuklara yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Genelde daha geç gerçekleşiyor, 18 ay civarında. O yüzden de tutuşlarda bile problemlerle karşılaşılabiliyor motor beceri anlamında. Çünkü çok hareketsiz bir yaşam sürdürüyor. Hatta şöyle bir örnek vereyim. İlkokulda çocuklardan bir tanesini gördüğümde hiçbir şekilde kasları gelişmemişti. Çünkü aile tamamen her şeyi onun adına gerçekleştiriyor. Hiçbir şekilde hareket etmesine imkan sağlamıyorlardı. Biz bunu engellemeye çalıştık ve yavaş yavaş motor gelişimini destekleyecek ne tür çalışmalar yapabiliriz acaba diye düzenlemeler yapmaya çalıştık. Ve daha sonrasında sanıyorum yıl sonuna doğru aile ağaçtan indiremiyoruz diye şikayet ediyorlardı. O derece iyi bir noktaya gidebiliyor. Ne kadar çok hastalarımızı kullanırsak o kadar geliştiğini gözlemleyebiliriz. Biraz önce YOSTA projesi önemli bir proje demiştim. 2014 yılında başladı. Bununla ilgili bir tanıtım videomuz var.
Seta siz de açabilirsiniz. Ben de buradan belge paylaşabilirim. Ben belge paylaşayım. Buradan açayım. Eğitilmesiyle başlamakta manzara. Aile ne tür engellisi varsa onun ne... Pardon. Aslında bu YÖKÜ projesinin bir tanıtımı, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, paneli. Panelin içinde Eşref Arman konuşma yapmıştı. Yönelim ve bağımsız hareketin aslında neden önemli olduğunu gösteren çok önemli örneklerden birisi olduğunu düşünüyorum. Hem de komik, böyle esprili bir dille anlatılmış bir uyarlama. Şimdi onu göreceğiz. Ama birazcık uzatırız belki çalışmalarımızı. Şu anda izleyelim, sonra tanıtımı izleyeceğiz. Yapabileceğini bu kısımları biraz geç. Geçmesi lazım. Nasıl davranabileceğini o kişinin. Çünkü ben kendimden söylemek istiyorum. Benim hiçbir zaman babam veya annem sen yapamazsın, bırak sen yapamazsın dökersin. Ay dur, orada bir şey var, sen şöyle yürü, sen bilemezsin, sen çarparsın. Bu insanı engel üzerine engel yapıyor gibi oluyor. Yani daha çok hiçbir şeyi başaramaz hale getiriyor o kişiyi. Birincisi o önemli. Bir de halkımızın eğitimi gerekiyor. Şimdi geliyor birisi. Mesela bizim görmezlerde bir şeyimiz vardır. Önce bize gelir der ki, işte beyefendi size yardımcı olabilir mi? Sorması gerekiyor. Ben istersen o harekete geçmesi gerekiyor. Tabii buyurun. Yardım edin. Şimdi baston elimde, sağ elimde ya. Şimdi şöyle başlayalım. Bu elim gidiyor, bir kaldırıyor. Böyle sallanıyor başta. Ya abi bıraksana. Önümü göremiyorum. Şimdi bu yanlış bir araba. Geliyor. Ay pardon, ağzıma girdi. Çok yakın. Şimdi geliyor mesela. Otobüse bineceğiz. Adam seni arkadan bir kucaklıyor. Allah Allah, çocuk gibi kalıyorsun yukarıda ayakla. Ya şimdi yani bu tip şeyler çok çok önemli. Bizim mesela bir şeyimiz var, şu kafaya bir şey çarpmaması konusu. Şöyle bir hareket vardır, elini burnunun hizasında tutarak gidersin, ama şimdi dışarıda elini böyle yap, bir elde baston, çok tuhaf ya, çok tuhaf. Bunu niye yapıyoruz? Damperli kamyon yüzünden. Çünkü baston altına boş gidiyor, kafa küt. Yani iyi olmuyor. Bizim çok şeylerimiz var. Mesela bir de şeyden bahsedeyim. Bir arkadaşım vardı benim. Az görüyor. Baston kullanmıyor. Ben ona kaç kere söyledim. Ya kardeşim, sen bu bastonu niye kullanmıyorsun ki? Seni karşıdan gelen nereden bilsin ya? Gelir seni ezer geçer. Kendine böyle şey yapıyor falan. Hadi gel dedi, Yüksel Caddesi'nde bir kebap yiyelim. Hadi gidelim, yiyelim dedim ben de. Gittik. Videonun sesi açık öğretmenlerim. Bir problem yok şu an. Ondan sonra lokanta diye eczaneye girdik. Görüyor ya. Siz ondan sonra deniyorsunuz. Evet, yani ne kadar var. Deneyimsiz rehber. Şimdi ne oldu? Görüyor ya. Kebap yedik arkasından. Dedik birer tane de sütlaç yiyelim. Şimdi sütlaç geçikince sigara yaktık. Birer tane ortaya koyduk şeyi, böyle kül tabağını. Bir ben döküyorum, bir o döküyor, bir ben döküyorum, bir garson gelmiş kül tabağını itmiş, tatlıyı koymuş. Yine döküyor, tık tık. O döküyor, döküyor. Kaşıklayınca anladı sigara külünü. Onun için. Şimdi ben benim arkadaşlarım da burada konuşmak istiyor herhalde, vakti bilmiyorum ben. Fazla gevezelik yapmayayım. Arkadaşlarıma bırakayım, değil mi? Vakti bir 5 dakika daha. O zaman
İsterseniz size bir şey çizeyim mi? Şunu şöyle yaparsak. Sen bana dön. Kağıtlarımız vardı. Evet, hazırlanmıştı. Ah, ben bileydim. Şeyi getirdim, cihazımı getirdim ama. Şimdi bu, bir de şunu söylemek istiyorum. Biz görmezler için, biz görmezler koku, dokunma, bir de duymayla ilgili şeyler çok önemli bizim için. Mesela bazı yerleri bulmak için ben hep düşünürüm. Ya derim, şurada bir döner yesem ama hangi dükkanda döner var acaba? Oradan bir şöyle bir döner kokusu yaysa şöyle ortalığa, ah burada döner kokuyor, gireceğim. Değil mi? Yani önemli bir şey. Mesela bir kapıda biri dursun, buyurun işte şu var, bu var, işte gömleklerimiz var, bilmem ne, burası da gömlekçiymiş dersiniz. Yani o tip şeyler de çok önemli esasında. Ben ne diyorum ya? Bu şimdi profesyonel bir iş olmayacak ama şöyle bir şey çizeyim. İnternetten de bakabilirsiniz aslında, YouTube'dan da. Şimdi bakın, bir de ben bu böyle bir şey yapıyorum. Ya ben konumuzla ilgili bir şey, yani ilgili bir şey olmuyor bu ama. Yok, gayet konumuzla alakalı. Peki. Şimdi resim yaparken insan bir şeye konsantre olur. Evet. Dondu mu acaba görüntü? Dondu diye. Bekledim. Konsantre olur. Bir şey çizerken böyle stand-up tipi bir şey yapıyorum. Yapayım mı size istersen? Evet, evet. Şimdi böyle koyalım kağıdımızı ve başla. Peki beni buradan görecek misiniz, çizimimi benim? Tekrar gösteririz. Ha, tamam. O zaman kafam böyle dursun, konuşayım da kağıda bakmam ben. Kör olayım bakmam, doğru söylüyorum. Evet, bir ağaç çiziyoruz. Şimdi bir gün şeye gittim, bankaya gittim. Banka bir kalabalık. Ah, kalem kırıldı. Tamam, ama çiziyor değil mi? Ya mesele o. Bankaya gittim. Anam, banka bir kalabalık. Baston ileri gitmeyince anladım zaten. Ya ben şimdi ne yapabilirim? İşlerim var. O gün de faturalar ödenecek. Bir bayan geldi. Dedi ki, beyefendi bir şey mi vardı amca işte? Dedim ya, şunlar ödenecek de. Tamam dedi ya, ben dedi memurum dedi. Hallederim, sen ver dedi. Parayı dedi, kağıdı da ver dedi. Verdim, gitti. Kapının önünde bekliyorum. Aa, birisi o kalabalık aradan kalkmış. Ya amcaya yer verelim falan. Beni tuttular, oturttular şimdi kalabalığın içine. Birisi sol tarafımda, merhaba nasılsın dedi. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız dedim. Ben dedi para işini hallediyorum dedi. İyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun dedim ben de. Ne diyeyim, Allah Allah. Kim bu acaba falan diye düşünüyorum. Ya dedi, 10 dakikaya kadar istediğin kadar ben sana dedi vereceğim dedi çektiğim zaman. Hii, şaşırdım ben şimdi. Neyi veriyorsun dedim ya. Ben paramı istedim senden. Ya gel Bakırköy'e dikili taşın oraya işte dedi. Vereceğim dedi. Ben buraya kadar zor geldim bastonla dedim. Vereceksen burada ver dedim. Herkes gülmeye başladı. Niye gülüyor bunlar lan diyorum öyle. Meğerse o cepten, cep telefonundan konuşuyormuş. Ben ona cevap veriyorum. Valla. Bak bir de şey var. Bak çok önemli. Bu çok önemli bir şey. Söyleyeceğim. Resim bitmedi de ondan anlatıyorum. Çok önemli bir şey. Mesela birisi geliyor yardımcı olacak ya. Adamın ne olduğunu bilmiyorsun ki. Koluna giriyor. Birisi öyle oldu bir gün. Diye bak karşıya mı geçeceğim ben? He dedim, karşıya geçiyorum dedim. Diye dedi, beraber geçelim dedi. Geçelim dedim. Bundan bir daldık yola, kıyamet koptu. Arabalar birbirine bindi. Eyvah, ezildik mezildik. Ben korkudan böyle nasıl oldum kendimi kaybedeceğim. Neyse, dört yol vardı orada. Birinci yolu geçtik, otobüs varmış. Ya
kala böyle yüksek bir yer geldi. Ben tabii çıktım. Yanımdaki de çıktı. Arkadan da kala kola itekleyince geriye dönüşü yok. Otobüse bindik. Şoföre kadar dayandım ben. Şimdi şoförün omzu şöyle bir yastı döndü şöyle. Dedim kesin bana bakıyor. Dedi ki sen nereye gidiyorsun dedi. Karşıya geçiyorum dedim. Abi karşıya gitmeyi Eminönü'ne kadar gideyim dedi. Dedim ki Eminönü'nde işim yok. Ben dedim yolun karşısına geçiyorum. Ha buna ne findun dedi. Dedim ben görmüyorum dedim. Uy ulan niye görmüyorsun dedi. Dedim ya sen boş ver onu bunu dedim. Dur dedim ya biz ineceğiz aşağı geriye. Haldır küldür indik. Şimdi öbür yolda kıyamet koptu. Dedim ki kardeşim sen niye sağına sola dikkat etmiyorsun ya bizi ezdireceğiz şey yapacağız. Deva dedi ben görmeyeyim ki dedi. Yani dikkat etmek lazım, sormak lazım. Sen görüyor musun görmüyorsun abi? Devamını daha sonra YouTube'dan izleyebilirsiniz. Şimdi özellikle şöyle nereden kapatıyoruz diye bakayım. Tamam. Şimdi aslında YouTube projesinin tanıtımı var ama çok fazla zamanınızı almayayım istiyorum. Belki minik bir şey gösterebiliriz oradan da neden önemli olduğunu. Öğretmenlerin özellikle vurguladıkları bir video vardı, onu paylaşayım. Görme engelli, öğrenciler için müresis ve bağımsız becerileri değerlendirme. YÖKTE uygulamalarına 2014 yılının Mayıs ayında başladık. Açılımı yönelim ve bağımsız hareket değerlendirme aracı geliştirme projesi. TÜBİTAK tarafından desteklendi. Neden önemli? Yönelim ve bağımsız hareket gerçekten görme engelli çocukların hayatında son derece önemli. Tehlikelerden kurtulabilmek için, güvenli hareket edebilmek için son derece önemli beceriler. Bu projede bunu sağlayacak, standart bir değerlendirme aracı geliştirilmeyi kolaylaştıracak. Bu açıdan son derece önemli. YÖKTE projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanına gittik ve dokunsal öğrencilerin neredeyse tamamını değerlendirmeye çalıştık bağımsız hareket becerilerini. Ve öğrencilerin sahip olduğu bağımsız hareket becerilerinin gerçekten çok farklı bir skalada yer aldığını gördük. Kimisi çok rahat şehir içerisinde tek başına hareket edebilirken, kimisi okulunda kendi sınıfının bulunduğu koridordaki yemek salonunu bile bulmakta güçlük çekiyordu gerçekten. Bu anlamda öğrencilerin bağımsız hareket anlamında bulunduğu noktayı belirleyip ondan sonrasında öğretilecekler açısından yol gösterici olarak YÖKTE'nin çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ve bu projenin bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum dolayısıyla. Öncelikle Gazi Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın yaptığı bu çalışma, bu proje çok değerli bir proje olduğunu söylemek istiyorum. Bu şekilde devam ediyor. Yine YouTube'dan izleyebilirsiniz. bu şekilde devam ediyor dediğim gibi. Yönelim ve bağımsız hareket becerileri değerlendirme ve geliştirme projesi birçok aslında çalışmanın temelini oluşturduğu için önemli bir projeydi. Benim de yürütücülüğümü yaptım. O yüzden de özellikle internetten bakarsanız bilgi projeleri içinde bu projenin çıktılarını da görme şansınız var. Bir ihtimalle TÜBİTAK yayınlıyordu daha öncesinde, şimdi nasıl bilmiyorum. Bebeklik döneminden itibaren o halde belli çalışmaları yapmamız gerekiyor. Acaba neler yapabiliriz? Bununla ilgili olarak konuşmaya başlıyorum. Özellikle dikkat davranışlarını geliştirmeye ilgili çalışmalar son derece önemli. Bunlar nasıl? Mesela sessiz bir ortam yaratacağız. Mümkün oldukça çok sayıda etrafımızda diyelim ki işte ses çıkardığınızda, mesela telefon sesini duyduğunuz zaman acaba buna tepki veriyor mu? Görsel olarak mı araştırıyor, bakışlarıyla araştırmaya mı çalışıyor? Yoksa işte kulağını o tarafa doğru mu getiriyor? Bunların izlenmesi önemli olacak. Başını çevirerek mi araştırıyor?
Ses uyarılarına doğru hareket edip araştırma ile ilgili çalışmalar da son derece önemli ve bu ikinci aşamasını oluşturuyor. Dediğim gibi çok sayıda uygulamalar var, çok sayıda programlar var. Sadece minik bir kısmını sizinle bugün paylaşmaya çalışacağım. En azından temel teşkil edebilecek şekilde. Farklı pozisyonlarda, farklı mesafelerde nesneleri çocuğun etrafına yerleştiriyoruz sesli olan uyaranları. Onlara ulaşabiliyor mu, ulaşmaya çalışıyor mu, araştırıyor mu? Bununla ilgili bebeklik döneminde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ne kadar zengin bir çevre oluşturursa o kadar hareket etmeye motive ederiz demiştik hatırlarsanız. Mümkün olduğunca zengin bir çevre oluşturup onların hareket etmesini sağlamamız gerekiyor. Bu az gören çocuklarla ilgili, az gören bebeklerle bağlantı 3-5 saniye boyunca ışığa ya da parlak nesnelere bakmasına yönelik çalışma. Burada da özellikle direkt teneri çocuğun gözüne tutmuyoruz. Özellikle teneri üzerine biraz daha böyle yumuşatmak için, rengi, o ışığı yumuşatmak için peçete tarzı bir şey yerleştirebiliriz. Başlangıçta sesini dokunsal uyaranları beraber kullanabiliriz. Daha sonrasında bu sesli dokunsal olan uyaranları ortamdan çekip sadece görsel uyarana tepki vermesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Özellikle onu araştırması için mümkün olduğunca motive edecek şekilde tekrarlamamız gerekiyor. Dışarı ya da bir nesneye doğru hareket edip ulaşmayla ilgili benzer şekilde çalışmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani araştırıyor bir yandan. Özellikle dokunsal olan bebeklerde çocuğun etrafına kadar bir yere yerleştirdiğimizi düşünelim. Tahtanın üzerine çocuğu yerleştirdik. Titreşimli bir, yani telefon da olabilir. Telefonun titreşimini açtık ve sesli olarak uyaran vermeye başladık. Farklı yerlerden farklı sesler çıkararak çocuğun ulaşması için çalışmalar yapacağız. Tahta çok iletken. Ve onu hissettiği için etrafta bir şeylerin olduğunu farkına varacak ve araştırma için daha fazla motive olmaya başlayacak. Eğer çocuk araştırmıyorsa o zaman elinden tutarak o nesneleri bulması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Mümkün olduğunca farklı mesafelerde çocuğun araması için aslında teşvik etmeye çalışacağız. Yürüp kendi nesneye hedeflemeye devam etmeyle ilgili örneğin işte kazağını alıp diyelim ki odasına götürmesi ya da oyuncağını alıp odasına götürmesi. Aslında baston becerileri için ön koşul niteliğinde diye söyleyebiliriz. Bu da son derece önemli becerilerden bir tanesi. Elinde bir yandan tutarken bir yandan da nesneyi tutarken aynı zamanda hareket etmesi önemli olacak. Koklamayla ilgili bir takım çalışmaları yapmamız gerekiyor. Mesela ne yapabiliriz? Etrafında çok sayıda aslında doğal olarak bir sürü koku söz konusu. İşte yemek kokusunu adı olabilir, deterjan kokusunu adı olabilir. Etrafta duyduğu neler varsa bunları etkisiyle ilgili hatta oyunlar oynayabiliriz, koku yakalama oyunları oynayabiliriz. Bunları ayırt etmesi, farklı olan kokuları ayırt etmesi, farklı olan, aynı olan kokuları daha doğrusu belirlemesiyle ilgili çok sayıda uygulamalar gerçekleştirebiliriz. Mesela işte soğan, kahve, tarçın, nane, nane gibi kavanozları yerleştirip hem alt gören bir çocuk da olabilir, görsel olan unsurlara da dikkat ederek aynı zamanda kokularının birbirlerinden farklılaştıklarını çocuklara göstermeniz son derece önemli olacak. Peki, işitme eğitimi çalışmaları aslında bu da çok böyle uzun, çok fazla konu içeren çalışmalardan bir tanesi işitme eğitimi çalışmaları. Şöyle söyleyeyim, basit düzeyde başlayıp daha karmaşık düzeye doğru bir sıralama izliyor. Basit düzeyde derken mesela hareketsiz bir şekilde çocuk dururken aynı zamanda sesin geldiği yönü işaret etmesiyle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Mesela öğretmen olarak etrafında dolaşarak elimizi çırpıp her seferinde orayı işaret etmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Bu arada adanın görselini görüyorsunuz. Biraz sonra onunla ilgili videolarda paylaşacağım. Ada ve annesinden destek almıştık. Bu nedir? Nasıl bir çalışma? Onunla ilgili olarak da konuşacağız.
İşitme eğitimi çalışmalarında dediğim gibi başlangıçta daha sabit olarak durup seslerin geldiği yönü belirlemeye çalışacak ve iki sonra oraya doğru yürümeye çalışacak sabit seslere. Daha sonrasında hareketli olan sesler, mesela belli topa doğru hareket etmesi sağlanabilir, onu tutması ile ilgili çalışma yapılabilir ya da sadece belli topta değil, mesela parayı attığımız zaman nerede durduğunu belirlemesi, işaret etmesi ve ona doğru yürüyüp onu alması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda aslında bağımsız hareketli içerilerinin matematikle ilgili çok fazla bağlantısı var. Onunla bağlantıda konuşacağız ama mesela para. Paralarla ilgili olarak para seslerini tek tek ayırması ile ilgili bir uygulama gerçekleştirebiliriz. Biz etiketliyoruz. İşte mesela 5 kuruş. İlk önce 2 sesle başlayıp sonra 3 sese dönüştürebiliriz. Sonra 4 ses olacak şekilde her birini ayrı ayrı ne olduğunu 1 lira diyecek, 5 kuruş diyecek, işte 50 kuruş diyecek, yani 25 kuruş diyecek. Sesleri birbirlerinden farklı gösteriyor. O yüzden bu tür çalışmalar yapabiliriz. Bastonla ses ayırt etme çalışmaları gerçekleştirebiliriz. Bu da ne demek? Mesela metale çarptığı zaman ekstra incelemesine gerek yok. Ama metalin metal sesini duyduğu anda ne olduğunu anlamaya çalışmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Ya da mesela bastonuyla dokunduk ve estetik olarak algıladı birçok şeyi ama sesi de duyarak bir anda ne olduğunu anlamaya çalışacak. Bir cama çarptı mesela bastonuyla cama dokunabilir. Farklı farklı sesleri ayırt etme ve etiketleme ile ilgili çalışma yapacağız. Bu çalışmalarda özellikle başlangıçta mesela şöyle çalışmalarda yapabiliriz ses manevraları ile ilgili. Odanın içinde durup çocuğu oturtup farklı farklı sesler çıkarabiliriz. İşte sandalyeyi çekebiliriz, pencereyi açabiliriz, kapıyı itebiliriz ve bu seslerin neye ait olduğunu çocuğu söylemesini sağlayabiliriz. Ama tabii ki öncelikle bununla ilgili değerlendirmemiz gerekiyor. Hangi sesleri biliyor? Bina içi o kadar çok ses var ki bina içinde kullanılabilecek. Ev ortamında da, okul ortamında da bir sürü ses var. Kendimizin de çıkarabileceği işte pencereyi açmak gibi bir takım sesler de olabilir. Doğal olarak o ortamda bulunan sesler de söz konusu olabilir. İşte saç kurutma makinesinin sesi gibi birçok sesi duyacak. Çeşme, işte su seslerini duyacak. Bütün bunların duyulması ve etiketlemesi özellikle daha sonrasında yönelim becerilerini kullanması için son derece önemli bir unsur olacak. O yüzden ön koşul niteliğinde, o yüzden biz yönelim ve bağımsız hareket değerlendirme aracında bu sesleri, işitme becerilerini ne kadar kullanabildiğimizi özellikle değerlendirdik. Birçok unsur değerlendirdik aslında. Bu işitme becerileriyle bağlantılı olarak mesela internetten çok rahatlıkla böyle bir sürü ses bulabilirsiniz. Motosiklet sesi, kamyon sesi, otobüs sesi, bir sürü ses bulabilirsiniz. Mesela çalışan ama hareket etmeyen araç sesleri gibi o kadar çok sesi etiketlemesiyle ilgili olarak çalışma yapmamız gerekiyor ki aslında bir listesini oluşturabiliriz öncesinde. Hem bina içinde sesler hem de bina dışında. Ama bina dışına geçtiğimiz zaman da özellikle başlangıçta biraz daha az sesin olduğu mesela işte bir mahalle ortamı gibi bir durum düşünün, sokak gibi düşünün. O tür ortamlarda ne tür seslerle karşılaşıyor? Daha sonrasında giderek çalışma alanlarının olduğu işte Kızılay gibi ya da işte İstanbul'da İstiklal Caddesi gibi böyle çok daha karmaşık ve çok daha hareketli, daha fazla sesin olduğu ortamlara götürebiliriz. Bu arada ses maskelenmesi denilen bir durum var. Özellikle bunun farkına varması ile ilgili çalışma yapmak gerekiyor. Ses nasıl maskeleniyor? Özellikle karşıdan karşıya geçerken diyelim ki kamyon park ettiyse eğer sağ tarafında karşıdan karşıya geçmeye çalışacak ama sesin girişini o kamyon engelliyorsa o zaman ses gölgesi, ses maskeleniyor anlamına gelecek. Bu nedenle de ses gölgeleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
YÖKTA projesinde özellikle bununla ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yaptık. Dolabın içine yerleştirdik telefonu, ses çıkarıyordu, müzik çalıyordu. Bir yandan kapağını kapattık, arada bir şey olduğunda ya da olmadığı durumları özellikle etkisimizle ilgili çalışma gerçekleştirdik. Ne tür durumlarda arada bir engel var, bir eşya var mı anlamasıyla ilgili. Aynı zamanda Türkiye'ye götürerek çok sayıda bunun ilgili uygulama gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü gerçekten trafik çok tehlikeli. Özellikle karşıdan karşıya geçerken, mesela trafik ışıkları olmayan caddelerde karşıdan karşıya geçiş için bu işitme becerileri önemli bir unsur. Şöyle bir uygulama gerçekleştiriliyor. Kronometre çalıştırılıyor sesi duyduğu anda, araba sesini duyduğu anda kendisine geldiği zaman kronometre kapatılıyor ve karşıya geçiş için ne kadar süre gerekli bunu belirlemeye çalışıyor görme engelli kişi. Ve aracı duyduğu andan itibaren kendisine gelinceye kadar karşıya geçiş için yeterli bir süre var mı? Bununla ilgili olarak uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bu da dediğim gibi biraz daha ilerleyen yaşlarda şu anda yani küçük istediğinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar değil. Biraz önce zaten hareketli olan nesnelerle bağlantılı konuşmuştuk. Onun için şimdilik geçiyorum. Uzaysal kavramlarla sesler arasında ilişki kurmak. Mesela önümde diyebilmesi, yanında, arkamdan geliyor, işte sağ tarafından, sol tarafından geliyor gibi. Bu tarzda çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyor pozisyonlarla ilgili olarak. Binada duvarların varlığını ya da yokluğunu yankı kullanarak başlangıçta birazcık daha yankının fazla olduğu bir ortamda çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Çok fazla tehlikeyle karşılaşmasın diye özellikle çocuğa rehberlik ederek duvara yakın bir konumda yürüterek kapı boşluklarını belirlemesi, ne zaman duvarın karşılarına çıkacağının belirlenmesi koyduğu, ne zaman bittiğinin belirlenmesi gibi çok çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yankı algılamayı ilgili olarak görme engelleri okulunda şöyle uygulamalar da yapılıyor. İşte, eskiden görme engelleri okulundaki öğretmenler anahtarlarını sallıyorlardı ve yankıyı kullanıyorlardı. Ama bu çok aslında yine kullanılabilir ama her zaman kullanılması dışarıdan bakıldığında hoş karşılanmayacağı için belki hani onu birazcık daha geri çekebiliriz o tür uygulamaları. Mümkün olduğunca ses gölgeleriyle ilgili zaten biraz önce konuşmuştum. Yankıya doğru gidecek şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi bunlar çok aslında ayrıntılı. Hatta şöyle çalışmalar yapıyoruz. Mesela ses izi oluşturuyoruz. Mesela sağdan sola doğru, yukarıdan aşağıya doğru öğretmen sesler çıkararak hareket ediyor. Ve öğrencinin işaret etmesini sağlıyor. Hangi yönden hareket ettiğini. Başlangıçta el çırparak yapabilir, daha sonrasında ayak seslerinden yararlanarak bu çalışma genişletiliyor ve daha sonrasında da trafiğe doğru çıkarılıyor. Trafikle ilgili çok çeşitli kavramlar da var, onlarla ilgili de biraz konuşacağız. Alıcı dil becerileriyle ilgili yapılacak çalışmalarda şöyle yapıyoruz, başlangıçta tek basamaklı yönergeleri izlemesiyle ilgili otur, yürü, kalk, koş gibi bir takım şeyler gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında iki basamaklı yönergeleri, birbiriyle ilişkili olan iki basamaklı yönergeleri izlemesine çalışma yapıyoruz. Sandalyeyi bul ve otur, işte cidikini çıkar ve aslında birbiriyle bağlantılı. Daha sonrasında birbiriyle ilişkisiz iki basamaklı yönergeleri izlemesine çalışma yapıyoruz. İşte tepeyi geç ve ilk kapıda dur gibi, kalk ve lavaboya yürü gibi iki basamak gerçekleştiriyor. Bundan sonraki aşamada durum yani şarta bağlı yönergeler yine. Bu sefer de mesela evde duvar takibini göreceğiz, biraz uygulamalı şekilde göstermeye çalışacağım ama parmakların duvara değince dur denilmesi ya da yüksek kol korunma tekniğini kullanarak hareket ederken bir engelle karşılaştığında parmakların duvara değince dur denildiğinde yine duruma bağlı şartlı yönergeyi gerçekleştirmesi anlamına gelecek.
Mümkün olduğunca bununla bağlantılı olarak da çok çeşitli çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Oyunların içine yerleştirebiliriz. Doğal öğretim yöntemlerini kullanabiliriz örneğin geldi çocuklara. Şöyle bir örnek vereyim. Çocuklardan birisinin okul öncesi dönemdeydi. Değerlendirmeye gittiğinde öğretmen çocuğun hiçbir şey yapamadığını söyledi. Ama değerlendirdiğinde objektif becerilerine sahip. Topu tut diyorum, gayet güzel bir şekilde tutuyor. Ya da kapıyı aç diyorum, beraberce kapıyı açıyoruz. Gayet güzel bir şekilde kapıyı açıyor. Bütün bunlara baktığımızda öğretmen değerlendirmediği için çocuğun neler yapabildiğinin de farkında değildi. Şimdi ifade etki dil becerileriyle bağlantılı olarak da bağımsız hareketin gibi sorulara cevap bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl, niçin, ne zaman, nereye gidelim? Evet mi, hayır mı? Benzeri sorulara cevap bulması ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriliyor. Eğer ifade etki dil becerileri yoksa o zaman resimleri kullanabiliriz, dokunsal sembolleri kullanabiliriz, resimleri eşleştirebiliriz. Bu tür çalışmalar yapabiliriz. Duruş ve yürüyüşle bağlantılı olarak ne tür çalışmalar yapacağız? Şimdi asıl temel noktaya geldik. Hani demiştim ya biraz önce, YÖPTA projesi bir şeyin oluşmasına temel oluşturdu diye genişletilmiş çekirdek müfredat denilen bir müfredat var aslında yurt dışında. Görme yetersizliği olan çocukların daha fazla gelişmesini sağlayacak şekilde bir müfredat hazırlanıyor. Bu müfredat programında işte not alma da var, yani akademik becerilerini destekleyecek çalışmalar da var, teknolojiyi nasıl kullanacakları da var. Ama bunun çok çok önemli unsurlarından bir tanesi de yönelim ve bağımsız hareket. Yönelim ve bağımsız hareketi yönelik olarak hem sadece yönelim ve bağımsız hareket değil, aynı zamanda fiziksel etkinlikle oyun, beden eğitimi ve oyun 3 program halinde, 3 kademe halinde görme engellilere yönelik olarak bir program geliştiriyor. Ne tür düzenlemeler yapılacak, uyarlamalar yapılabilir. Burada da görüyorsunuz, işte dokunsal olan çocukların düz bir şekilde hareket etmesi ya da bir şerit boyunca hareket etmesi için uyarlamalar yaparak, sesli uyaranlar vererek ne tür uyarlamalar yaparsak görme engelli çocukların daha rahat hareket etmesini, bedensel gelişimini sağlayabiliriz diye düşündü ve buna yönelik program hazırladı. Ama bu programın yanı sıra şimdi yakın bir zamanda internet bir sitede yayınlanmaya başlamış. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tabii ki sunuluyor. Etkinlik kitapları var hazırladığımız. Az gelen çocuklar ve dokunsal olan her iki gruba da hitap eden hem beden eğitimi hem de oyun öğretimi ve aynı zamanda işte içinde folklor da var, her şey var ve bunun yanı sıra bağımsız hareket çalışmaları da ilk defa gerçekleştirildi. Bu açıdan da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Onları izlersiniz. Yürürken başımı ilk pozisyonda tutması ile ilgili örneğin mesela başımın üzerine bir kitabın yerleştirilerek yürütme çalışmalarını gerçekleştirilmesi gibi. Ama eğer fizik tedaviye ihtiyacı varsa, yani daha doğrusu fizik tedavi deneyimde bir takım duruş ve yürüyüş bozuklukları varsa, o zaman bu duruş ve yürüyüş bozuklukları ile ilgili disiplinler arası çalışmalar yapabiliriz. İşte fizyoterapistlerle, ergoterapistlerle beraber çalışabiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim, bu program geliştirilirken ve aynı zamanda YÖPTA projesinde de ergoterapilerinden Esra Akı hocamız yer almıştı. Aynı zamanda fizyoterapi bölümünden de yine hocalarımız da vardı. Beden eğitim bölümünden hocalarımız da vardı. Onların isimlerini tek tek saymayayım ama bir sürü hocamız burada görev aldı ve son derece önemli çalışmalara imza attığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi düz bir şekilde hareket etmesiyle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Burada gördüğünüz çeşitli örnekler koydum. Aslında bununla ilgili çok geniş kapsamlı hareketler var. Başlangıçta yerde yapılan hareketlerden oturarak yapılan pozisyonlara ve ayakta yapılan hareketleri kadar çok çeşitli. Sanki böyle pilates hareketleri yapıyormuşsunuz gibi
bir takım hareketler söz konusu. Burada da görüyorsunuz. Hem beden gelişimini sağlayacak, hem de aynı zamanda bazı kavramların ulaşmasını sağlayacak çalışmalar söz konusu. Özellikle bu pelvis kaslarını kullanarak hareket etmesi önemli olacak. Çünkü mesela yetersiz kalça flexiyonu denilen bir şey var. Şöyle söyleyeyim. Bir tarafa daha fazla ayağını atarken, yana doğru atarken attığında, düz bir şekilde atmadığında, yana doğru adım attığında o zaman ayak onu o yöne doğru yönlendirmeye başlıyor. O yüzden düz bir şekilde adım atması önemli diye söylemiştim. Kollarını yürürken rahat bir pozisyonu sürdürebilmesi gibi çalışmalar, işte ayak parmaklarının uygun pozisyonda tutulması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Mümkün olduğunca bununla bağlantılı olarak düz bir şekilde yürüyebilmesi, o geniş taban desteğinin biraz daha daraltılması için çizgiler oluşturabiliriz yürüyüş bantları. Onların üzerinde yürüyebiliriz. Ya da tahtaların üzerinde yalın ayak bir şekilde o tahtanın basıncını hissederek hareket etmesiyle ilgili çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Ve aynı zamanda bunları söylediğim için hızlı geçiyorum. Bazı kavramların gelişimini de sağlayabiliriz. İşte daha hızlı yürü, daha büyük adım at gibi daha farklı birçok kavramı aslında kullanarak bir yandan beden eğitimi, oyun öğretimleri kırısında kavram gelişimini de destekleyici çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Yürüyüş bandında yapılan hareketler önemli ayrıca. Yürüyüş bandında yürüme çalışmaları ritmik bir biçimde hareket edebilmesi için önemli olacak koordinasyonlu bir şekilde. Merdiven çıkma, inme çalışmaları, akranlarıyla beraber yapılabilecek çalışmalar mesela bu beden eğitimi kısmına bu tarzda çalışmalar da ekledik. Ritmik bir tempoda yürümesi için müziğin kullanılması ya da belli metronom gibi aletlerin kullanılması yine son derece önemli olacak. Ritimli yürümek önemli çünkü. Biraz önce tek başına ya da grup halinde hareket etmesi sağlanabilir demiştik. Merdiven inip çıkmayla bağlantılı olarak da desteğe ihtiyaç duyuyorsa destek sağlayabiliriz tabii ki. Korkabiliyor çünkü. Destekleyici bir takım araçlar hareket ederken kullanılabilir. Burada görüyorsunuz yürüteç benzeri bir araç var. Özellikle bildiğiniz sınıf öğrencilerine bu TRC bozularından bu tarzda yürüteçler oluşturdu. Zor engeller okuluna hediye etti. O tür araçlar sağlanabilir. Gerçekten son derece önemli. Sadece baston değil. Bir yandan da mesela merdiven çıkarken özellikle güçlü olan bacağını önce atması, merdiven inerken de tam tersi güçsüz olan bacağını önce atması, dengeyi koruması, sağlaması anlamında önemli olacak. Beden imgesi, imajı, kavramı, yani beni bulunduğum çevrede ben neredeyim sorusuna cevap bulması açısından önemli. Yani ne yapacak? Eğer bedeniyle ilgili olarak kavramlara sahip olursa, etrafındaki eşyaların da nasıl yerleştirildiğini, nasıl bir yerleşme olduğunu çevresi hakkında fikir sahibi olması çok daha kolaylaşacak. Aynı zamanda bağımsız hareket çalışmalarını yaparken de beden imgesi kavramı son derece önemli. Bu arada başka insanların da bedeninin karşı tarafta durduğunda nasıl bir pozisyonda olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani ters pozisyonda olduğunu bilmesi önemli bir unsur. Bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Günlük yaşam becerileri içinde çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Düz çizgide hareket etmesine beden imgesi kavramıyla bağlantılı olarak son derece önemli. Bunları şimdilik hızlı bir şekilde geçiyorum. Zaten yüz bölümlerini tanıması benzeri şeyleri de buraya koymuştum. Özellikle mesela işte yüzle gözlük gibi, işte burna mendil gibi bir takım etkinlikler yapılarak yüz bölümleriyle ilgili çalışmalar yapabiliriz. Az gören çocuklar için ayna üzerinde kendi yüz bölümlerine dokunmasıyla ilgili çalışmalar yapılabilir. Ya da MBI sistemleri denilen sistemler var. Biraz daha böyle büyütülmüş olarak gösteren.
O tür durumlarda uygulanabilir. Ama şöyle söyleyeyim, çok önemli bir unsur. Görme engelli çocukların birçoğunda yüz ifadeleri değişmeyebiliyor. Yani bazen bir bakıyorsunuz ağlayacak olan, ağlanması gereken bir durumda bilerek ifade etmeye çalışıyor. O yüzden de nasıl olduğunu mutlaka gösterilmesi. Belki şekillerle gösterebiliriz, onunla uygulama gerçekleştirebiliriz. Fiziksel yardım yaparak nasıl yüz ifadesinin olması gerektiği gibi çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Bedenle ilgili alabildiğine çok çeşitli kavramlar var aslında. Ayak fiziği gibi, yüz gibi, dirsek gibi ve bunların kullanılması için çalışma yaparken mesela oyuncak bebeklerden yararlanabiliriz. Oyuncak bebeklerin beden bölümlerini göstermesi ya da günlük yaşam becerilerinin içinde mesela hadi bakalım şimdi kazağın koluna kolumuzu sokuyoruz. Hadi bakalım şimdi bacağımızı pantolona sokuyoruz gibi ya da ayakkabıya sokuyoruz gibi bir takım çalışmalar yapılması önemli olacak. Kolunu uzat, kolunu dirsekten büyük havaya kaldır gibi çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Aynı zamanda bağımsız hareketli dizlerinin içinde zaten bu tarzda uygulamalar gerçekleştirilecek ama bazı kavramları ön koşul niteliğinde bilmesi gerekiyor. Taklit etmesi istenebilir. İskelet üzerinde hareketler yapmasını sağlayabiliriz. Yani bedeninin bütününü de kullanarak çok sayıda çalışmalar yapılabilir. Müzikli hareketler, dans çalışmaları. Bu tarz egzersiz trambolinlerinde yalnız korumalı bir ortam yaratılır ki çocuk düşmesi, bir şeye tutunması ya da etrafında bir filenin olması gibi belli uyarlamalar var. Yine programın içinde, etkinlik kitaplarının içinde bunları da göreceksiniz. Çok çeşitli uygulamalar sergilemeye çalıştık. Bunları şimdilik geçiyorum. Beden düzenli bir yanında mesela nesneye, diyelim ki bir nesnenin yanında durması ile ilgili çalışma gerçekleştirebilir. Çok fazla zamanınızı almamak için. Sağ sol taraf kavramları, yan kavramları var. Bu kavramlarla ilgili çalışma yaparken mesela özellikle sol kola saatin takılması, sağ ele yüzünün takılması gibi bir takım uyarıcı, yani daha doğrusu ayırt etmesini sağlayacak uyaranlar ekleyebiliriz. Bir yandan başlangıçta biraz daha böyle kolay işlemleri gerçekleştirebilecek. Mesela lavabonun yan tarafına hemen sol tarafa havlusunu atması gibi. Bir takım çalışmalarda daha karmaşık çalışmalara doğru bir sıralama izleyebiliriz. İşte sağ elinde sol kulağını temizlemesi gibi çalışmalar gerçekleştirebilir. Çok sayıda uygulama gerçekleştirebiliriz, oyunlarla çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Şimdilik bunları hızlı bir şekilde geçiyorum, çok uzun tutmuşum. Şimdi mesela şeyleri de diyelim ki bulaşık makinesinin sağ tarafına eşyaları yerleştirmesi gibi çalışmalar da yapılabilir. Özellikle çocukla kalıcılığı sağlayacak şekilde uygulamalar yapılabilir. Sistematik öğretim etkinlikleri yapılabilir. Bu kavramlara yönelik. Dönüşlere baktığımızda 90 derecelik dönüşler var. Mesela koridorda 90 derecelik bir dönüş yapması gerekiyor. Diğer koridora geçebilmesi için. 180 derecelik dönüşler, 360 derecelik dönüşler. Matematikte çok önemli bir ilişkisi var demiştik. Mesela ikinci sınıftan sonra matematik konularına baktığımızda bu tarzda 90 derece, 180 derece, 360 derece kavramları geçiyor ama öncesinde yok. O yüzden yana dönme, arkana dön ya da tam dönerek başladığı yere gel gibi yönergeler sağlayabiliriz çocuğa. Dönüşlerle ilgili de çok sayıda uygulama var aslında. Onlardan büyük bir uygulama mesela dönüşlerin pozisyonları nasıl etkilediğini göstermek için özellikle bir müzik açıyoruz ve çocuğu farklı yönlerde hareket etkileri mesela 90 derece döndürdük, yana doğru döndüğümüzde müzik sesi sağ tarafından gelmeye başlıyor. Tekrar döndürdüğümüzde arkasından gelmeye başlıyor gibi.
gibi bunun farkına varmak ilgili çalışmalar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani dönüşlerin yönleri nasıl etkilediği, özellikle pozisyonunu nasıl etkilediği ile ilgili. Yönlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirilebilir. Karşısındaki insanların yönü nasıl, bununla ilgili biraz önce söylemiştim. Biraz önce söylediğim engel sistemleri bu şekilde kapalı devre televizyonlar kullanarak uygulamalar gerçekleştirilebilir. Daha karmaşık beceriler, hatta işte sürücünün trafikte ne tarafta olduğunun belirlenmesi aslında onun nasıl göreceğini anlaması açısından önemli olacağı için bunun da farkına varmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kavramı gelişimiyle ilgili büyük, küçük, uzun, kısa, dar, geniş, derin, sığ, o kadar çok kavram var ki aslında bunlara yönelik hem nicel kavramlar hem de yön ve pozisyon kavramlarının yönelik olarak başlangıç, son, ileri, geride, yukarıda, üstte, önünde, arkasında gibi bir sürü kavram var. Bir sürü gibi kavramlar var. Bu kavramların gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapılabilir ve sistematik öğretim etkinliklerine yer verilebilir. Ben genelde doğrudan öğretim modeline göre uygulama gerçekleştirmeye çalışıyorum ama farklı yöntemlerde kullanılabiliyor. Bunları hızlıca geçiyorum. Etkinlikler, renklerle ilgili çalışmalar, yani eğer az görense renklerle ilgili çalışacağız ama dokunsal öğrenciler için de şöyle bir uyarlama yapacağız. Hissedilenler ifade edilebilir. İşte sarının mutluluk gibi ya da yeşilin çimen olduğu, güneşli sarıyı örtüştürmesi, mavinin gökyüzü olduğunu söylenmesi gibi çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Geometrik şekillerde nesnelerin şeklini anlaması ve onunla bağlantılı olarak ne olduğunu anlaması açısından önemli. Şimdi arama yöntemlerini hızlıca uygulamalar yapacağım aslında. Dediğim gibi o kadar geniş kapsamlı ki hem bu bazı kalitet çalışmalarını iki dönem halinde artı yüksek lisans dersi, lisans hem de yüksek lisans dersleri şeklinde öğretimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden temel nitelikte neler olacağını beraber göreceğiz. Dairesel arama yönteminde özellikle şöyle yapalım. Herkes elini masanın ortasına koysun. Ya da benim gibi havada sanki masanın ortasına koyuyormuş gibi yapsın. Sağdan sola doğru küçük bir daire çizerek tekrar başladığımız yere geldik. Sonra birey boyu ilerlettik. Sonra tekrar daha büyük bir daire çizerek başladığımız yere geldik. Saat yönünde hareket ettiriyoruz hareketlerimizi. Özellikle saat yönü daha sonrasında çevresel arama için önemli olacak. O yüzden anlayabilmesi anlamında saat yönünde hareket ettiriyoruz. Nesneyi buluncaya kadar çalışmamıza devam ediyoruz. Yere düşen nesneyle ilgili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ustam yönteminde de şöyle bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Masanın kenarları olduğunu düşünelim. Buradaki kamerasının sınırlarını kenara koydum. Elimi diğer tarafa doğru getiriyorum ve sonra bir el boyu ilerletiyorum. Sonra tekrar diğer tarafa doğru getiriyorum. Bunu hem masa üzerinde kullanıyorum hem de aynı zamanda geniş alanda arama yapmak için kullanabiliyorum. Şimdi paralel aramaya bir bakalım. Paralel arama daha iki elini masanın kenarlarının ortasına koyuyorum. İki elini yana doğru açıyorum. Ve sonra bir el boyu ilerletiyorum her iki elini ve sonra tekrar birleştiriyorum ortada ve tekrar ortada ikisini birden hareket ettiriyorum. Bu şekilde gerçekleşiyor. Bunlar üzerinde çok fazla durmayayım çünkü çok fazla zamanımızda kalmadı sanıyorum. Dediğim gibi çok geniş, kapsamlı. Geniş alanda ızgara yönteminde tarama yaparken daha ayrıntılı tarama yapıyoruz. Çevresel aramayla tarama yaparken daha genel anlamda tarama yapıyoruz. Bu ne demek? Mesela çevresel aramada özellikle odak noktası kapıyı oluşturuyor. Odak noktası yani 12 yönü verebiliriz, 12 değeri verebiliriz saat olarak düşündüğümüzde. Tabii ki saati bilmesi gerekiyor çocuğun. 12 yönü olarak verdik. Sonra hareket ederken diyelim ki işte 6 yönünde tablo var, 9 yönünde pencere var, 3 yönünde şu var. Neler varsa nesnelerle
yönler arasında, saat düzeyi arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz çevresel aramada. Izgara yönteminde daha ayrıntılı bir şekilde tarama yapılıyor. Odanın içinde, şimdi onu geçiyorum çünkü çok uzun sürecek. Belli engeller var ve bu engellerin aşılması için mutlaka bağımsız hareket çalışmalarının yapılması gerekiyor. Toplumsal yaşama katılım için son derece önemli aslında. Toplumsal yaşama katılım derken iş ortamında, yolculukta, alışverişte, her türlü durumda, sosyal aktivitelerde, her yerde yönelim ve bağımsız hareket becerilerini kullanması gerekiyor. Görme engelli kişidir. Hareket özgürlüğünün iki temel boyutu zaten biraz önce onunla ilgili olarak konuşmuştuk. Hepsini de kullanarak etkili, güvenli bir şekilde hareket etmeye çalışacağız. Yönelim becerileri dediğimiz zaman neredeyim, hedefim nerede ve ona nasıl ulaşabilirim boyutunda bize destek olmaya, bu sorulara cevap bulmayı sağlayacak yönelim becerileri dediğimizde. İpuçları var, işaretler, bina içi, bina dışı numaralama sistemleri, ölçme, pusula yönleri, bunların her biri ayrı ayrı dediğimiz bir ders niteliğinde ipuçları özellikle ilk defa gittiği bir ortamda kullandığı ve çevresi hakkında fikir sahibi olmaya çalıştığı, yani ben neredeyim sorusuna cevap bulmasını sağladığı uyaranlar. İşaret dediğimiz zaman daha sonraki gelişimde sabit olanları işaret haline dönüştürüyor görmeyen bir kişi. Bina içi ve bina dışı numaralama sistemleri dediğimizde özellikle mesela şöyle söyleyelim. Bir binanın alt katında başlıyoruz uygulama yapmaya, sonra üst katı çıkıyoruz, çocuğa soruyoruz, yarısına kadar söyleyip tamamlatıyoruz. Bu arada kroki ile başlıyoruz başlangıçta, nasıl bir numaralama sistemi olduğunu göstermek için. Sonra üçüncü kata çıktığımızda artık çocuğun işte 301 numaralı sınıfta bu dediğimiz zaman bulması ile ilgili çalışma yapıyoruz. Ölçme becerileri matematikle bağlantılı son derece önemli. Dediğim gibi matematikle bağımsız hareket çalışmaları arasında önemli bir bağlantı var. Pusula yönleriyle ilgili yine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bağımsız hareket becerileriyle ilgili biraz uygulama yapmaya çalışacağım için hızlı hızlı bir kısmı geçtim. Bina içi bağımsız hareket becerilerine baktığımızda bina dışında da bunları kullanabiliyoruz aslında. Sadece bina içinde değil. Kendi koruma tekniklerini, elle duvar takibi ve aynı zamanda baston becerileri, rehberle olan beceriler, çok çeşitli rehberle olan beceriler var. Ama bunlar o rastgele hazırlanmış olan beceriler değil. Mutlaka güvenlik unsuru dikkate alınarak, geri bildirim sağlaması dikkate alınarak, doğal görünüm sağlayacak ve aynı zamanda da rahat hareket etmeyi imkan verecek olan beceriler. Şimdi baktığımızda elle duvar takibi becerisine bir bakalım. Elle duvar takibi becerisinde bu şekilde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık olarak burada koluyla belini arasında 45 derecelik bir açı var. Bir miktar öne doğru uzatıyor ve parmaklarını hafifçe büküyor. Her hareketin bir amacı var demiştik. Parmaklarını hafifçe bükmesi, onun direkt nesneyle karşılaştığında eğer düz bir şekilde tutarsa tehlikelerle karşılaşması anlamına geleceği için bu şekilde hareket ettiriyoruz. Ve daha rahat bir şekilde normal yürüyüş hızını tutturabilmesi için daha yavaş bir şekilde o nesneye dokunması, sadece elinin yan tarafıyla da serçe yüzlü parmaklarıyla takip etmesini çalışma gerçekleştiriyoruz. Elle duvar takibi becerisinde. Ama bir yandan da yüksek kol koruma tekniğini de kullanması gerekebilir. Biraz önce aslında Eşref Bey'in gösterdiği bir uygulama. Ama şöyle yapıyoruz. Normalde el avuç içi karşıya bakacak şekilde çeviriyor ve parmaklar hafifçe bükülüyor. Ve buradaki açı, yani şöyle düşündüğümüzde 90 derece ama şöyle yaptığımız zaman 120 derecelik bir açı. Vücudumuzun üst kısmını korumak için kullanıyoruz yüksek kol korunma tekniğini. Görme engelliler okulunda, İstanbul'da bir okulda çocuklardan birisi üst katta pencereye çarpıyor ve
Elbisi de baygın kalıyor ve çocuğu sonrasında buluyorlar. Gerçekten hayati derecede önemli beceriler. Ne yapıyor? Şöyle gittiği için, eli önceden dokunduğu için belli yerlerde açık alan geçerken yalnız kullanılacak. El önceden dokunduğu için nesneye fikir sahip olacak ve nesneye çarpmadan durabilecek. Yani bedenini çarpmayacak böylelikle. Korunma teknikleri ve aynı zamanda alçak kol korunma tekniği de var. Burada adanın görüntüsünü görüyorsunuz. Dediğim gibi çok ayrıntılı aslında öğretim süreçleri de var. Ama onlara girmeye kalkarsan buradan ayrılamayacaksınız. Alçak kol korunma tekniği becerisinde de özellikle elini gördüğünüz gibi uzatıyor. 45 derecelik bir açı yine oluşturmuşsunuz ama aşağıda ve parmaklarını hafifçe büküyor yine aynı şekilde. Alçak kol korunma tekniğinin başka uygulaması. Biraz önce Eşref Bey'in söylediği bir şey vardı. Çekiştirilerek götürüyoruz, kargosunda taşıyoruz. Hatta benim öğrencilerimden bazıları simülasyonu takarak kampüs içinde hareket ettiğimizde bir bakıyorduk, birisi onların koluna girmiş, çekiştirerek götürmeye çalışıyor. Ben görüyorum arkadaşım diye müdahale etmeye çalışıyordum. Ama karga yüzünden o kadar çok insan var ki. O yüzden de rehber yürüme becerileri önemli olacak. Özellikle sokakta ilk adımlar projesinde yer almıştım. Bu sokakta ilk adımlar projesi çok uzun yıllar boyunca devam eden bir proje. Bir araba şirketinin aslında projesi ama çok geniş kapsamlı. Yurt dışına gezilerin düzenlendiği, çok böyle ayrıntılı ve yarışmaların da düzenlendiği bir çalışmaydı, bir projeydi. O projenin çalışanlarından birisi olarak kitapçığın içine böyle bir uyarlama ekledik. Rehberle yürüme pozisyonu. Özellikle gören çocukların nasıl rehberlik yapacaklarını gösterecek uygulama ekledim. Ve sonrasında bir yarışmaya dahil edildiğinde jüri üyesi olarak gittiğimde çocukların birçoğunun gözlerini kapatarak rehberle yürüyerek uygulama yaptıklarını gözlemlemek benim için büyük bir mutluluktu. Farkına varmalarını sağladık ve mümkün olduğunca bu şekilde daha uygun bir rehber yürüme pozisyonuyla hareket etmeleri mümkün olabilecek. Nasıl hareket ediyorlar rehber yürürken? Ellerini birbirlerine değdiriyorlar. Sonra gören kişi desteğini, rehberin desteğini dört parmak yukarısına kadar elini getiriyor ve tutuyor desteğinden. Vücudunun üst kısmını kendi vücuduna, kolunu daha doğrusu vücuduna birleştiriyor ve yarım adım arkaya gidiyor görme engelli kişi. Böylelikle herhangi bir tehlikeyle karşılaştıklarında rehber olan kişi onu yönlendirebiliyor. Kolunu arkaya doğru aldığında tehlike var. Yani ikaz ediyor aslında. İkaz ettiği için bu şekilde arkaya geçmesi söz konusu olabiliyor görme engelli kişinin. Eğer boyları birbirinden farklıysa uyarlamalar yapılabiliyor. Ve işte arabaya binmek için ya da merdiven inip çıkmayla ilgili çok çeşitli uygulamalar var. Özellikle rehberler hani deneyimsiz olan rehberler kola girdikleri için bu hatalı tutuşu düzeltmeye yönelik olarak uyarlamalar eklemiştik çalışmalarımızın içine. Dar yerden geçerken gördüğünüz gibi rehber kolunu arkasına alıyor ve görme engelli kişi kolunu uzatarak arkaya geçiyor ve böylelikle çarpmadan dar yer boyunca yürüyebiliyorlar. Kapladıkları alan azalıyor. Sonra bittikten sonra gören kişi, yani rehber olan kişi kolunu yanına getirdiği zaman tehlikenin ortadan kalktığını görme engelli kişi anlayabiliyor. Rehberle merdiven çıkma inmede yine rehber yönlendirici pozisyonda kolunu öne doğru uzatıyor, tutuyor trabzanı ve görme engelli kişi onun kolunu takip ederek trabzanı buluyor. Tabii ki bulunduğu yönler önemli görme engelli kişi ve rehberin bulunduğu yön. Burada taraf değiştirme becerisini görüyorsunuz. 180 derece dönüş becerisi var. Rehberle kapıdan girme çıkma becerisi, sandalyeye oturma becerisi, önünde masa olan sandalyeye oturma gibi çok çeşitli uygulamalar var. Şimdi özellikle atanın bir şöyle yapalım.
paylaşayım. Adının bir videosu var. Bebeğine baston kullanmayı öğretiyor. İzleyelim bakalım nasıl öğretiyor. Böyle çaprazındakini alıyorsun, çapraz, 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 böyle böyle. Evet aşkım, evet bak oluyor. Evet, evet oluyor. Evet aşkım, evet. Evet, benim gibi. Hayır, hayır böyle değil, hayır aşkım. Hayır, ada. Artıkar mısın? Smartları bir bakayım, eğer verebilirsem sizinle paylaşırım. Bastonla ilgili olarak dediğim gibi özellikle bastonun kendi öğrendiği bastonu bebeğine öğretmeye çalışıyor. Bir de bir başka uygulama daha var, yine onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben yapamadım. Nur Sima'nın görüntüsünü, Nur Sima'nın uygulamasına bakalım. Nur Sima, dediğim gibi bebeklik döneminden itibaren bu arada Nur Sima'nın ilk bastonu eline alışı bu. Baston ona hediye ettim ve ilk hareket etmeye başladı. Normalde aslında geldiklerinde annesinin yanından hiç ayrılmıyordu. Sürekli yapışık bir şekilde duruyor. Ayırmaya kalktığınızda ağlamaya başlıyordu. Ama bastonu eline aldığı andan itibaren neler yaptığını beraberce göreceğiz. Başlayın gidelim. Ne kadar güzel yürüyorsun sen böyle. Devam et bakalım, orada neyle karşılaşacağız? Ah, bu ne? Sandalye. Devam et bakalım, devam et. Bu ne? Bu ne? Dolap. Aferin sana. Çok güzel. Harikasın ya, işte bu. Takıldı. Çıkar bakalım. Ha, tamam. Devam et, devam et, devam et. Ne o? O ne? Kapı. Neymiş? Kapı. Hadi gel dolaşalım biraz seninle. Gel dolaşalım biraz. Hop, ben de çıkayım mı? Evet. Evet. Hadi gel dolaşalım biraz seninle. Ha? Gel bakalım, gel 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 gel. Sıkışmasın bastonumuz. Ha? Gel bakalım. Beraber yine bastonumuzla neyle karşılaşacağız acaba? Bak bakalım nelerle karşılaşacağız acaba? Ay, çok güzel yürüyorsun. İşte bu. Aferin sana ya. Çok güzel. Ah, bu ne? Bu ne? Kapı. Aferin. Kapı. Evet. Hadi gel, devam edelim mi? Hadi gel 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 sesine doğru. Evet. Çok güzel yürüyorsun. Bu şekilde sürekli dolaşıyordu. Nur Sima binanın içinde dolaşmaya başladı ve hiçbir şekilde onu tutamadı. Başka odalara da girdi ama şöyle bir şey yaptı. Benim odamda sürekli anahtarlık asılıydı ve aradı. Diğer kapılarda anahtarlık var mı acaba diye aradı. Bir kapıya, daha doğrusu bir odaya yanlışlıkla girdi. Sonra girmesiyle çıkması bir oldu. Çünkü içerideki hocalardan birisi onunla konuşmaya başladı. Tanık olmayan bir sesi duydu ve dışarıya fırladı. Daha sonrasında yine anahtarlığı aradı ve anahtarlığı bulup içeriye girdi. Benim odama girdi. Şimdi adamın bizim okulu ziyareti var. Onun ilgili bir videosu var. Onu paylaşalım size. Evet. Şu anda ben görmüyordum ama. Hadi gelsin benim çatlar. Harikasın ya. Çok güzel.
Aferin değil mi? Aferin. Hadi bir de dönelim. Hadi bir de dönelim. Hadi bir de dönelim. Hadi bir de dönelim. Hadi gel devam ben de küçük olduğum için diyor. Yine adada aslında küçük, bayağı küçüklüğünden beri bir tanıdığım çocuklardan birisi. Çok da başarılı olacak her ikisi de diye düşünüyorum. Hem Ada hem de Müslüman. Şimdi Ada'nın, Ada ara ara bizi ziyarete geliyor okula. Bağımsız hareket derslerinin özellikle abla ve abilerine nasıl uzlama yaptığını gösteriyor. Bebekli yani bayağı küçük bir bölümünden itibaren. Bir başka uygulama daha vardı koridorda yapılan. Onu da açalım. Onu da izleyelim. Sonra baston teknikleriyle ilgili biraz konuşalım. 5 sandalye var mı? Ya da işte bir sıra var mı? Ya da başka bir eşya var mı? Evet. Onu fethetmek için yavaşça elimi daha çok uzatıyorum ve karşıma gelene kadar yürüyorum. Ayakkabım ya da bastonum şerşerse anlıyorum. Tamam. O zaman bastonun seni bir yana daha da kurumuş oluyor mu acaba? Evet. Çok merak ettim. Kurumuş oluyor değil mi? Mesela duvara doğru bir gidelim mi beraber? Hadi duvara doğru. Bu arada yüksek olmak olmadan farkındaysanız. Ne oldu? Orada duvar olduğunu nasıl anladın? Başka videolar da var yine izlenmiş ona. Şimdi özellikle mesela merdiven çıkarken de bastonun kullanması önemli. Ya da çapraz baston tekniği denilen bir tekniğimiz var. O tekniği uygulayarak hareket etmesi önemli. Ben bunu slide'ı kapatamadım ama tamam. Baston becerileri dediğimiz zaman çok çeşitli yine baston becerileri var. Çapraz baston tekniğiyle kenar takibi becerisi var. Onun da her bir hareketinin yine bir amacı var. Sarkaç baston tekniğiyle yürüme becerisi. Sarkaç baston tekniğiyle yürüme becerisinde aslında bilekten hareket edilmesi gerekiyor. Özellikle eşit bir şekilde yer çizebilmek için. Bir tarafa çok fazla yer çizdiğimiz zaman o tarafa yönelmeye başlıyor çocuklar. O yüzden de eşit bir şekilde yer çizmek ve çok geniş tutmamak gerekiyor. Yani yaklaşık olarak vücudundan 2,5 santim dışarıya taşıyacak şekilde, 2,5 santim dışarıya taşıyacak şekilde bastonun sapının ucunun daha doğrusu yanlara gelmesi gerekiyor özellikle. Ve tepe noktası önemli. Çok yukarıda tutmayacak yer çizerken. Bazen havaya kaldırarak yay çizdiklerinde gözlemliyoruz. Bu çok uygun bir hareket olmayacak. Ve her bir hareketin bir amacı var demiştik. Özellikle yay çizmek için böyle bir aparat sağlıyoruz ve ritim tutuyoruz. Eşit bir şey, yani hızlı bir biçimde, ritmik bir biçimde yay çizebilmesini sağlayabilmek için. Ve böyle bir materyalde uygulayabilirsiniz sandalyenin arasında da. Bunları gösterdiğim için şimdilik geçiyorum. Merdiven çıkarken özellikle bastonu biraz
sürtüyoruz. Biraz daha rahat hareket ettirebilmek için. Hiç tutuş pozisyonunu tutuyoruz. Bu nedenle özellikle şöyle tutuyoruz. Bastonumuzu aşağıdan tutarak şu şekilde tuttuğumuzda baş parmak merdivene dayandığı anda karşı bir destek sağladığı için bastonun kendisine doğru gelmesini engelliyor. Aslında dediğim gibi her birinin tek tek bütün hepsinin basamaklarının belli amaçları var ve rastgele oluşturulmuş beceriler değil. Yukarıya çıkarken daha rahat bir şekilde çıkabilmesi ve aynı zamanda çapraz baston tekniğine benzer bir teknikle aşağıya doğru inmesi önemli çalışmalarda. Uyarlanmış bastonlar, dediğim biraz önce uygulamasını söylemiştim zaten. Mesela TRC borularında yapabiliyoruz diye söylemiştim. Müteç gibi. Bir sürü baston becerileri var veya bağımsız hareket çalışmaları var. Hatta söylediğimde gibi yürüyen merdiven kullanma gibi, dönel kapıdan geçme gibi, bina dışı ortamlarda, kötü hava koşullarında nasıl hareket edecek, nasıl giyinecek, daha rahat bir şekilde yönelimini sağlayabilmek için bunların her biri dediğim çok geniş kapsamlı çalışmaları içeriyor. Rehber köpekler biraz hareket etmeyi yine kolaylaştırıcı bir unsur olarak devreye girmeye başladı. Türkiye'de de rehber köpek eğitimi gerçekleştiriliyor. Ama tabii ki biraz yönelime de sahip olması gerekiyor. Görme engelli kişinin ve aynı zamanda rehber köpekle uyumlu olması önemli. Dokunsal materyallere baktığımızda kavşak maketi hazırlayabilirsiniz. Bu tarzda krokiler hazırlayabilirsiniz. Bina için numaralama sistemlerini göstermek için, bina için numaralama sistemleri kaça kaça ilerliyor, kaça kadar gidiyor ya da bina dışı numaralama sistemleri yine aynı şekilde nasıl ilerliyor, bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kabartma haritalar hazırlanabiliyor. Hissedilebilir yüzey uygulamalarını görüyorsunuz ama hissedilebilir yüzeyler çok uygun değil. Bunun standartlarını geliştirmeye çalışmıştık. Özür dilerim, şimdilik denen müdürlüğüyle. Ve çok sayıda bir sürü insanla beraber çalıştık. Ama çok uygun değil şu anda. Uygulananlar kaydan yapı gösteriyor ve gerçekten çok büyük bir tehlike. Ben de karda kayıp düştüm çünkü botlar vardı ayağımda halbuki. Kabartma harita örneklerini burada görüyorsunuz. Hareket etmeyi kolaylaştırıcı bir unsur yine kabartma haritalar, Braille alfabesiyle yazılmış yönlendirmeler, sessiz sinyalizasyon sistemleri var. Bunun materyalini sizinle paylaşabiliriz. Bu Stepier sessiz sinyalizasyon sistemi buna kaydediyorsunuz ne olduğu. Mesela tuvalet diyor. Ya da işte ATM cihazına hoş geldiniz diyor. ATM cihazını kullanabilirsiniz diyor. Burada da görme engelli kişi bunu takıyor ve yaklaştığı zaman titreşiyor bu materyal kolunda ve yakın bir yerde böyle bir alıcının olduğu anlaşılıyor. Bastığı zaman bu alıcıdan ses geliyor. İşte dediğim gibi tuvalet ya da işte ATM cihazı ya da yürüyen merdiven gibi belli noktalara konuluyor ve alışveriş merkezinde hareket etmesi kolaylaşıyor. Ama bunun yanı sıra mesela otobüslerde de yine aynı şekilde bu tarzda materyaller yerleştirildiğinde daha rahat bir şekilde mesela otobüsün kaç numara olduğunu söylüyor veya nereye gideceğini de söylüyor. Bu tarzda teknolojik destekler çocukların hayatlarını kolaylaştırıcı bir unsur. Akıllı bastonlar var, çok sayıda akıllı baston örnekleri var. Ama özellikle WeWork'u izlemenizi istiyorum. Şimdi onu paylaşabiliriz. WeWork'u ben de buradan paylaşmaya çalışayım. Merhabalar. Merhabalar. Doğuştan. İkiniz birden ben görme engelliyim. Size çok güzel haberlerimiz var. Görme engelliler için geliştirilen WeWalk akıllı baston, Time dergisi tarafından 2019 yılının
en iyi icatlarından birisi seçildi. Daha önce de Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje olarak seçilmiş, Thomas Edison adına verilen Edison ödüllerinde altın ödüle layık görülmüştü. Dahası Dr. Öz'ün gönüllü desteğiyle VWOG tüm dünyada duyurulmuştu. Peki ben bunu bugüne kadar nasıl hiç duymadım diye düşünüyorsanız, gelin VWOG hikayesini size en baştan anlatayım. Teknolojinin ne kadar hızla geliştiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Hatta kendi kendine gidebilen sürücüsüz otomobillerden bile bahsediyoruz. Ama gelin görün ki görme engellilerin kullandığı beyaz bastonlar hala düz bir sopadan ibaret. Beyaz bastonlar çok güzel, onlarla önümüzdeki engelleri algılayabiliyoruz. Ancak baş hizasındaki ağaç, direk, tabela gibi engeller algılanamıyor. Oysa teknoloji belki en çok görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Düşünsenize, gitmek istediğiniz bir yer var ve onun navigasyonunuza girdiğinizde o sizi adım adım götürüyor. Ancak görme engelli birisi olarak yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Tek elinizde beyaz bastonunuz var, önünüzü kontrol ediyorsunuz. Diğerinizde telefonunuz var, navigasyonu sürekli dinlemeniz gerekiyor. Ve tabii ki bütün bu karmaşa içerisinde kimi zaman kimi kazalar yaşanabiliyor. Oh, I didn't notice that. Handsome as he is, he has scars on his forehead. The scars are beautiful. İşte bütün bu sorunları çözmek için VWOG akıllı bastonu geliştirdik. VWOG baş hizasındaki engelleri algılayıp uyarabiliyor, navigasyon verebiliyor. VWOG şimdiden 25'ten fazla ülkede görme engellerle buluştu. 28 farklı dilde, 250'den fazla kaynakta haber oldu. So I think this is the best part of being a tech reporter, when you can see all that negativity about tech in 2018, we can just forget about it for a second and see the positive side of tech for 2019, at least for now. Ama hepsinden güzeli, bizi en çok mutlu eden kullanıcılarımızdan gelen işte bu güzel haberler. This cane will help him be more independent. Levi's 1-to-1, Miss Nikki, found the cane and another family at the school put the bill. But many will say that this gift is priceless. Bizim için de bir şeyler yapıldığını anlıyoruz. Fıtıya sarıldım yani, dedim ki hani biz gerçekten kendimizi kötü hissetmemeliyiz. Bizi anlayabilen insanlar da var dedim. Hayatım son günlerde biraz değişti. Akıllı bastonla birlikte çevremdeki engelleri tek başıma fark edebildiğimi gördükçe benim cesaretim, ailemin de güveni arttı diyebilirim. Ben de yani önceki bastonuma güvenmiyormuşum. Onu fark ettim yani kullanmaya başladıktan sonra. Ben açıkçası bastonu ilk defa kullanmaya başlasam VWOG'la başlamak isterim. Bugüne kadar hep şikayet ettiğimiz şeyler için harekete geçtik, imza kampanyaları başlattık. Bugün ise daha çok görme engelliye ulaşmak amacıyla bir kampanya başlatıyorum. Gelin siz de Change.org adresi üzerinden kampanya imzalayarak daha çok görme engelli öğrencinin VWOG sahibi olmasına destek olun. Sizden çok küçük bir ricam daha var. Videomuzu, sesimizi daha çok kişiye duyurmak amacıyla çevrenizle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bu şekilde ama sadece teknolojik destekler yetmiyor. Dediğim gibi aslında birçok kavrama sahip olması, birçok beceriye, yönelim becerilerine sahip olması, işitme becerilerine sahip olması tek başına bu VWOG tabii ki çok önemli bir gelişme. Sadece VWOG'u kullanması yeterli olmayacak ama yanı sıra başka bir takım becerilerde de görme engelli çocuğu mutlaka donatmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz şeyler olursa buradan alabilirim. Sorularınız varsa. Rica ederim. Sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Zaten mail adresimi de büyük ihtimalle tedarikini veriyorum. Verecek miyim? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada öğrencilerimden de bilenler varmış. Siz bunu takip ediyorsunuz. Çok faydalı bilgilerdi hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. Başakçığım, ben de çok özlemişim.
Görme engeller yazmayı öğrenebilir tabii ki. Radar faresini öğrenebiliyor. Eğer az görense gören yazıyla ve bir takım uyarlamalar yapılarak anlatılıyor. Ve öğretim gerçekleştiriliyor. Çok teşekkür ederim Abdülbaki öğretmenim. Anlatımınız çok güzeldi demiş. Ben teşekkür ediyorum katılımınız için. Faydalı olduysa ne mutlu bana. Sena Nur öğretmenim. Deniz öğretmeni çok teşekkür ederim. Tanıdıklar da varmış katılan. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Benim için de çok eğlenceliydi. Ben zaten anlatmayı seviyorum. Bazı tarifesi özellikle. Ve gerçekten çok önemli gelişmeler var ülkemizde. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli gelişmeler var ve bu gelişmeleri hep beraber daha da güzel bir noktaya taşıyacağız diye düşünüyorum. Bright'ı tamam, yani atmaya çalışırım. Dedi öğretmen Bright'ı istemiş. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Başka? Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Seda öğretmene çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir programa eşlik ettiği için. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tekrar başka çalışmalarım için. Tamam. Teşekkür ederim.